Osmanlı'nın en güçlü yanlarından biri hekimleridir kuşkusuz. O gün uygulanan tedavi yöntemleri bugüne dahi ışık tutuyor. Girişimci Özlem Ada Anadolu'nun geleneksel tatlarını tüm saflığıyla insanlığın hizmetine sunmak için kolları sıvıyor ve keçi boynuzu özünü üretiyor. İç talep yanı sıra dış pazardan da ciddi bir talep görüyor. Tüketicilerin doğal olana ve doğaya özlemini bir nebze olsun azaltmak için girişimlerde bulunan Şifa Garden, binlerce yıllık deneyimlerle süzülmüş bir geleneğin ürünlerini soframıza taşımak üzere yola çıkıyor. Genel Müdür Özlem Ada, Anadolu'nun seçkin geleneksel tatlarını bütün saflığıyla insanlığın hizmetine sunmak için kollarımızı sıvadık diyor. Daha güçlü, daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayata adım atmak doğal ürünlerin tüketimiyle mümkün kılınıyor. Doğaya karşı benim farklı bir ilgim vardı. Doğa ve Osmanlı'ya yönelik araştırmalarım vardı. Tarihin en güçlü devletidir Osmanlı Devleti ve hekimleriyle meşhurdur. Bu bitkisel ilaç tedavisindeki hekimlerin yaptığı başarılar ülkeler arası bile yayılmıştı. Biz de şu anki günümüz çağına baktığımız zaman modern kentleşmeyle insan yaşam kalite standartlarının azalması ve gıda genleriyle oynanması insanların bu tarz hastalıklara yakalanma riskini arttırdığını gördük ve bundan ötürü doğal olanı, vücudumuzu destekleyici, deva olan bütün şifalı bitkileri insanların sofrasına en doğal haliyle nasıl sunabiliriz diye yola çıktık ve Şifa Garden olarak bu şekilde buradayız. Özellikle keçi boynuzu üzerine yoğunlaşılmasının sebebi de yine tarihimizde gizli. Keçi boynuzu tarihten bu yana bilinen bir bitkidir. Yaban olarak aşılanmaya gereksinim, sunamaya gereksinim duyulmayan bir bitkidir. Ve vitamin ve mineral değeri açısından çok zengin olan bir bitki. Ve bu yüzden şu anki yaşam koşullarına baktığımız zaman vitamin ve mineral değerine yüksek sahip olan bu ürünü ve herkesin bildiği bu ürünü daha doğal olanı bir gıda takviyesi olarak nasıl sunabiliriz deyip bunun Ar-Ge araştırmasını yaptık. Ve baktık ki Uzak Doğu'da bile bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var ve bizim coğrafi iklimimizde de yetiştiği için bizim tarihimize yakın zaten olan bir ürün olduğu için ilk etapta keçi boynuzu ürünüyle çıkarmaya başladık ve onu en doğal halinde pekmez değil de özü olarak üretimini yapmaya başladık ve insanlara sunduk bunu. Özlem Ada, üretimde soğuk pres yönteminin tercih edildiğini söylüyor. Keçi boynuzu özü un haline getiriliyor ve bu işlemler sırasında katkı maddesi kullanılmadan yoğun kıvam elde ediliyor. Ürünümüzü üretim tesisimizde önce ayıklayarak vakum kazanlarında sadece 50 santigrat derecede buhar vererek meyvenin şırasını alıyoruz. Sonrasında da hiçbir katkı maddesi kullanmadan keçi boynuzunun özünü keçi boynuzunun ununu daha doğrusu un haline getirdikten sonra bu şıranın içerisine boşaltıp harmanlıyoruz ve direkt doluma geçiyor. Hem ticari bir glikoz kullanmadan yoğunluğunu sağlamış oluyoruz hem de hafif bir ısıyla bile maruz kaldığı vitamin ve mineral değeri kaybını bu şekilde daha çok yükseltmiş oluyoruz. İçerisinde hiçbir katkı maddesi, renklendirici, kıvam arttırıcı bulunmamakta. Ve biz her ay İstanbul Teknik Üniversitesi'nde orak, fenolik madde, antaktivi analizlerini yaptırıyoruz. Ve ciddi anlamda güzel sonuçlar aldık ve doktorlarla da çalışıyoruz, ürünümüzü sunuyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edilen keçi boynuzunda yoğun olarak demir bulunuyor. Hiçbir yan etkisi olmayan bir üründür. Doğal ve yaban olarak yetişen bir meyve. İçerisindeki galik asitler zaten ilaç sanayisinde ağrı kesici ve antibiyotik olarak kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki en içerisinde doğal antibiyotiğe sahip olan ürünlerden bir tanesi ve en yüksek demir oranına sahip bir ürün. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İnsanlar artık daha bilinçli. Üretim aşamasından bu zamana olan bütün şeyi takip ediyorlar ve ilacın dışında vücut metabolizmalarını ve bağışıklık sistemlerini güçlendirecek doğru ürünler arıyorlar ve bu üründe de sonuna kadar biz arkasındayız. Kronik astım hastası olduğunu söyleyen Özlem Ada yaşadığı değişimi izah ediyor. Ürünü devamlı müşterileri var zaten biliyorlar ve bunu kullanıp da çok kişi faydasını görmüş. Mesela ben kronik astım hastasıyım. Kendim daha önce fıstık kullanıyordum, ilaç kullanıyordum ve haftada bir iki kez hava alıyordum. Ama keçi boynuzunu tükettiğimden bu yana ve kendi ürünümüzü geçtiğimizden bu yana hem hava takviyesine ihtiyaç olmuyor hem de fıstığı bıraktım.
ve kan değerlerimde çok ciddi anlamda düzelme oldu. Ve doktorum bile hayret ediyor, neden fıs kullanmıyorsun, neden verdiğimizi ama peki ne yedim? Ben söylüyorum, ben kendi ürünümüz var, işte keçi boynuzu özü, onu kullanıyorum. Ne kullanıyorsan aynı şekilde devam et çünkü ciddi anlamda düzelme görüyorum. Bu şekilde benim gibi olan birçok kişi kullanımdan sonra ben işte çocuğuma kullandım ya da bende kemik erimesi vardı, kalsiyum açısından destek olsun diye kullandım ve artık işte ağrılarım olmuyor. Gerçekten daha çok şey ve hastalığın ilerlemesi durdu. Daha önce çok hızlı ilerliyordu diye gelen kişiler bile var buraya. Keçi boynuzu özünün tıbbi analizleri her ay İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılıyor. Tarım Bakanlığı'nda izinlerimiz var ve bizim üretim aşamasında yine gıda mühendislerimiz var. Bunlar gerekli analizleri oradaki laboratuvarlarımızda yapıyorlar. Ama onların haricinde ekstradan biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde analizlerimizi yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz dünyada 100 büyük üniversite arasındadır ve gıda laboratuvarlarında, araştırma laboratuvarlarında en iyisine sahip. Bu nedenle biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sonuçlarımızı veriyoruz, analizlerimizi veriyoruz. Ürün içeriklerini insanlar gerçekten ne olduğunu ve arkalarında bildikleri bir üniversitenin, Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın imzasını da görmek istiyorlar ve onunla ilgili de çalışmalar yapıyoruz yine. Genel Müdür Özlem Ada ikinci kez yer aldıkları Exponatura'da gördükleri ilgiden memnun. Geçen yıl da fuara katıldık, yine CNR'de olan Exponatura 2014'teydik. Güzel sonuçlar aldık. Bir, öncelikle ürününüzü daha çok kişiye hitap ediyorsunuz, tüketiciye hitap ediyorsunuz. Onun haricinde burada ürünün tadımını yaptırarak içerisindeki vitamin ve mineral değerlerinden bahsederek onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Keçi boynuzu özünü kullanırken tahta kaşık kullanılması gerektiğinin altını özellikle çiziyor Özlem Ada. Her ürünün yanında tahta kaşık veriyoruz. Bu da neden tahta kaşık diye soruyorlar bize. Metal kullanamayız. Biz istiyoruz ki insanlar metal kaşık kullanımı algısından uzaklaştırsın ve bu yüzden o ürünlerin yanına tahta kaşık veririz. Çünkü metal kaşık kullanımı vitamin ve mineral değerini en aza indirgeyecektir. O yüzden tahta kaşıkla kullanılması gerektiğini ve bir ürün alırken üretim aşamasından diğer sonuçlarına kadar nelere dikkat etmesi gerektiğini öğretmek için en çok fuarda yer aldık. Ve bununla ilgili de güzel sonuçlar alıyoruz. Herkese teşekkür ederim. Genel Müdür Özlem Ada, doğal ürün satışı yapılan pek çok noktada keçi boynuzu özünün bulunabileceğini ifade ediyor. Ürünlerimizi aktar, şarküteri, kahvaltı salonlarında bu tarz doğal ürünler satan noktalarda bulabilirler. Aynı zamanda internet satışı da var. Onun haricinde zaten tüketici bizi aradığı zaman nerelerden bulabilirim? Onlara sonuna kadar yardımcı oluyoruz. Ürünün içeriğini anlatıyoruz, gerekli bilgileri veriyoruz. Ve ürünü istiyorsa kapısına kadar ürünün tedariğini de sağlıyoruz. Genel Müdür Özlem Ada sözlerini noktalarken sağlık vurgusu yapıyor. Tüm insanlığa faydalı olmak amacıyla Türkiye genelinde süren markalaşma çalışmalarını yurt dışında devam ettirmek istediklerine değiniyor. Bizler Anadolu'dan özellikle Anadolu'nun geleneksel tatlarını ve vitamin ve mineral değeri yüksek olan bütün ürünleri sofralarımıza öncelikle kendi ülkemizde ve ülkemizin dışına en iyi şekillerde sunup insanların sağlığını destekleyecek ürünlerle yola çıkmak için buradayız. Ve sonuna kadar da bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Her şeyden önce sağlık. O yüzden Şifa Garden'le sağlığı kaşıklarıyoruz.